Evet efendim, son seanstan iyi akşamlar dilerim. Bugün yine sıcak gündem vardı. Özellikle gündem akışı da yoğundu, veri akışı da yoğundu. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi kısaca üzerinden gündem başlıklarının geçelim. Ardından piyasaları değerlendirmek üzere TR Yatırım ekonomisti Enver Erkan'la birlikte piyasalar üzerinden geçeceğiz. İlk gündem başlığımıza bakacak olursak ISO imalat PMI verileri açıklandı ve özellikle piyasaların güçlü toparlama sinyalleri bu kez gelen imalat verileri doğrultusunda da yine sağlaması gerçekleşti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin Haziran ayına ilişkin PMI verisini açıkladı. Açıklamaya göre PMI endeks Şubat'tan itibaren en yüksek değeri olan 53.9'a yükseldi. Covid-19 sonrası normalleşme sürecinin başlamasının olumlu etkisi sanayi sektöründe hissedildi. 3 aylık üretimde yaşanan yavaşlamadan sonra İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin PMI verilerini yayımladı. PMI endeksi Haziran'da 53.9'a yükseldi. Endeks böylece Şubat ayından beri ilk kez eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti. Üretim gereksinimlerindeki artış, Haziran ayında hem istihdamın hem de satın alma faaliyetlerinin genişlemesini sağladı. Diğer taraftan üretimdeki artışı desteklemek için mevcut stokların kullanılması, girdi stokların azalmasına neden oldu. Teslimat sürelerindeki artışın anket geçmişindeki en yüksek oranlardan birinde gerçekleşmesi, tedarik zincirindeki aksamaların devam ettiğini de gösterdi. Girdi maliyetlerindeki yükseliş genellikle artan satış fiyatları olarak müşterilere yansıtıldı. Böylece nihai ürün fiyatları belirgin şekilde yükseldi ve artış son 3 ayın en yüksek oranında gerçekleşti. Evet efendim, özellikle yine öğleden sonra gelen haber akışıyla beraber Volkswagen'in Türkiye'de yatırım yapmaktan pandemi nedeniyle ve otomotiv sektörünün daralması nedeniyle vazgeçtiğini açıklanması oldu. Almanya otomotiv devi Volkswagen, Türkiye'de yapılması planlanan yatırım ile ilgili açıklama geldi. Alman otomotiv devi Türkiye yatırımından vazgeçtiğini açıkladı. Alman Volkswagen'in yılan hikayesine dönen Türkiye yatırımı iptal edildi. Alman otomobiline vermiş olduğu bilgiye göre Volkswagen, Türkiye'de fabrika kurmamaya karar verdi. Türkiye'de fabrikadan vazgeçilirken bu fabrikada üretilmesi düşünülen yeni nesil Passat modellerinin Slovakya'daki mevcut fabrikada üretilme kararı verildi. Türkiye'de fabrika kurup kurmama konusundaki kararını bir yıl içinde 4 kez erteleyen şirket, pandemi sonrası sektörün de ciddi daralma nedeniyle bu yatırımdan vazgeçtiğini açıkladı. Şirket, geçen Ekim ayında Türkiye'de yapmayı planladığı yatırımı ertelemişti. Şirket sözcüsü açıklamasında bölgenin fabrikanın açılışını şirketin itibarına zarar verebileceğini söyleyerek bölgedeki durumu büyük kaygıyla izliyoruz demişti. Volkswagen alınan bu karar ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapmadı. İptal kararı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Evet, bu kez ise Moody's'ten gelen açıklama. Moody's'in Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamaya bakacak olursak, pandemi nedeniyle, özellikle virüs nedeniyle Türkiye bu yıl küçülecek açıklamasını yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl koronavirüs şoku nedeniyle sert şekilde küçüleceğini, gelecek yıla ise reel büyüme kaydedebileceğini öngördü. Kurum yeni bir kur şoku için uyardı. Moody's, önceki 2 raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin tahminini %3 büyümeden önce %1.4 küçülmeye çevirmiş, sonra bunu %5 küçülmeye revize etmişti. Türkiye'nin kredi profilinin geçen 3 yılda aşınan kurumsal ve yönetim gücündeki aşınmayı, uygulanan politikalardaki belirsizliği ve dış kırılganlığı yansıttığı belirtilen raporda, Türkiye'nin finans piyasaları 2019'da geçici olarak istikrar kazandı. Ancak o tarihten bu yana politikaların yönü ve şeffaflık konusundaki yeni endişeler istikrarı bozdu ifadelerini kullandı. Raporda politikaların ve şeffaflık konusundaki endişelerin rezervlerin daha da azalmasına, dolarizasyonun artmasına ve kurda tekrar yükselişe yol açtığı vurgulanırken, enflasyon ve dış kırılganlıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. Cari işlemler dengesinde dengenin neredeyse sağlanmasına rağmen lirada devam eden zayıflık bu duruma uygun koşullar yaratıyor denildi. Türkiye'deki jeopolitik tansiyonun tekrar arttığı ve stagflasyonun daha da sürmesi ihtimalinin bulunduğu belirtilen raporda, bu nedenlerin 2018'deki kur krizinin veya zorlu koşulların tekrarlanmasına yol açabileceği de belirtildi.
Evet efendim, özellikle IMF Başkanı Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamaya gidelim. Christine Lagarde küresel büyümeye yönelik açıklamalarında inişli çıkışlı büyümeler yaşanabilir dedi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir dedi. Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan ECB Başkanı, ekonomide kötü geride kaldı fakat daha en zoru henüz ise gelmedi dedi. Lagarde küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini de ifade etti. ECB Başkanı küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine de işaret etti. Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini de söyledi. Başkan, eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz açıklamasını da yaptı. Evet efendim, özellikle yine son maddeye geçmeden önce son dakika bilgisini de aktaralım. Fed'den, yani Fed tutanakları yayımlandı ve Fed tutanakları yayımlandığı zaman çıkan sonuç şu: ABD ekonomisi için, ABD ekonomisinin desteklenmesi için tüm araçları kullanmaya hazırız ifadelerine yer verildi. Bunun da altını çizmiş olalım. Son günden başımıza bakacak olursak yine ABD'den devam edelim. Bu kez ABD'den de bugün yine ISM imalat verilerini karşıladık. ISM imalat endeksine baktığımız zaman 14 ayın zirvesine çıktı. ABD'de ISM imalat endeksi Haziran'da 43.1'den 52.6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. ABD'de ISM imalat endeksi Haziran'da ekonomilerin yeniden açılmaya başlamasıyla 43.1'den 52.6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Beklenti 49.7 idi. Endeks böylece pandemi nedeniyle 3 ay daralmanın ardından ilk kez büyüme bölgesine girdi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Yeni siparişler endeksi 31.8'den 56.4'e çıkarak Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye, istihdam endeksi de 32.1'den 42.1'e çıkış gösterdi. Evet, FED tutanakları yayımlanmaya devam ediyor özellikle. Ekonominin bir süre daha çok destekleyici politikalara da ihtiyacı vardır şeklinde yine destekleyici politikaların, gevşeyici politikaların devamını bildiren FED tutanakları yayımlanıyor. Bunu da an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Konuğum Enver Erkan'la da konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu kez ise ABD tahvil faizlerinden devam edelim. ABD 2 yıllığına bakacak olursak %3.9'luk yön yukarı, 0.1'den fiyatlanıyor. ABD 10 yıllığında da %2'nin üzerinde yön yukarı, 0.6. ABD 30 yıllığına baktığımız zaman ise 1.4 seviyesinden fiyatlanmakta. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bu kez de ABD tahvil faizlerinden sonra yine Avrupa borsalarına, ABD tahvil faizleri değil Avrupa borsalarına geçelim bu kez. Avrupa borsalarını okuyalım, rakamlar üzerinden değerlendirelim. Bugün borsalarda birazcık daha negatif yön seyretti. Özellikle BIST 100 endeksine baktığımız zaman, BIST 100 endeksinde de 2 günlük yükselişin ardından, agresif yükselişin ardından baktığımız süreç içerisinde nedir? Bugün negatifle kapattı, bunu da söylemiş olalım. Birazcık daha pandemi korkusu piyasaları da sarmış gibi görünüyor. Avrupa borsalarına bakacak olursak, Avrupa borsalarında da şu anda geneli kırmızı, bunu da söylemiş olalım. Eurostoxx endeksine baktığımız zaman 0.5'lik kayıpla 3242 seviyesinden işlem görüyor. Almanya DAX endeksi 0.4'lük kayıpla 12263. Fransa 0.5'lik kayıpla 4948. İngiltere FTSE endeksi 0.4'lük kayıpla 6181. İspanya'da ise bu kez tersi bir durum, 0.2'lik primle 7241 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. ABD borsalarına bakalım, ABD vadelilerine bakalım. Bu kez ABD vadelileri, şu anda işlemde olan ABD vadelileri nasıl devam ediyor? Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri borsalarına bakacak olursak eğer. Evet. Şu anda tabloyu açılmasını bekliyorum.
Evet, şu anda ABD endekslerine geçelim. ABD vadelilerimize geçelim yani. Baktığımız süreçte ABD endekslerindeki durum Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksinde burada yükseliş devam ediyor. 0.1'lik yükselişle 25.744 seviyesinde Dow Jones endeksi devam ediyor. S&P 500 endeksine baktığımız zaman 0.8'lik primle 3.110 seviyesinden, Nasdaq endeksi ise 1.2'lik primle 10.268 seviyesinden işlem görüyor. Özellikle FED tutanaklarının yayımlanmasıyla birlikte burada birazcık daha tablo yeşile dönmüş gibi görünüyor. Evet, bu kez ABD endekslerinden sonra Asya borsalarına gidelim. Asya borsaları günü nasıl kapattı? Özellikle burada yine karışık bir tablo bizi seyrediyor. 1.3'lük pozitifle Çin Şangay borsasına baktığımız zaman 3025 seviyesinden işlem görüyor. Japonya Nikkei endeksi ise 0.7'lik kayıpla 22.121 seviyesinden işlem görüyor. Hong Kong ise 24.427 seviyesinden, Güney Kore Kospi'ye bakıyoruz 2106 seviyesinden, Hindistan'da ise prim var bu kez 35.414 seviyesinden işlem görüyor. Son günlerde özellikle Çin ve Hindistan arasındaki gerilimin arttığını da altına çizmiş olalım bu kez. Evet, Asya borsalarından sonra emtia piyasasına bakalım. Emtia piyasasında altındaki yükseliş oldukça yatırımcıyı birazcık daha o tarafa doğru yöneltmişti. Bugün ise şu anda altında bir geri çekilme söz konusu. 1800 doların üzerine görmüştü dün gün içerisinde baktığımız süreçte. Fakat kalıcı olamadı, geri çekildi. 1769 seviyesinden işlem görüyor. 1769 dolar seviyesinden işlem gören altın ons fiyatlaması var. Brent petrolde ise 40 doların üzerinde kalıcılığını sürdürmeye devam ediyor. 42 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Ham petrole baktığımız zaman ise ham petrolde de 39 dolar seviyesinden tam 40 dolar bandının sınırından işlem görüyor diyebiliriz. Bu kez kendi tarafımızda nasıl gün kapandı ve kendi tarafımızda tablo nasıl, onun üzerinden geçelim. BIST 100 endeksine baktığımız süreçte bugün negatif kapattı. Özellikle küresel borsalarda da paralel işlem gördü diyebiliriz. 1.04'lük kayıpla 115.315 seviyesinden işlem görüyor. Dolar TL'ye baktığımız zaman yaklaşık 10. işlem gününde geride bırakıyoruz. 6.84 seviyesinden işlem görüyor. Şu anda 6.83 alt tarafta, yukarı tavanda baktığımız zaman da üst sınır ise 6.85-6.86 civarında olan dolar TL'yi görüyoruz. Yine yatay seviye 0.06'lık bir negatiflikte 6.84 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye 2 yıllığına baktığımız zaman 9.38, sepet kuru 7.28, TL referans faizi ise 7.72 seviyesinden işlem görüyor. Evet efendim, son seansın ilk bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Özellikle piyasalardaki bu hareketi yorumlamak üzere borsalardaki bu şu andaki geri çekilmenin ne getireceğini, bu bağlamda ISO market PMI'larına baktığımız zaman özellikle piyasalar bu V-tip toparlamayı daha öncesinde fiyatlamıştı. Piyasalar birazcık daha haklı çıktı gibi görünüyor. Bunların ayrıntılarını konuşmak üzere Tera Yatırım ekonomisti Enver Arkan'a bağlanalım. Selamlar Enver, hoş geldin. Selamlar Pelin, hoş bulduk. Evet, şimdi Enver, özellikle ben şundan başlamak istiyorum, borsalardan başlamak istiyorum. Bugün biraz bozulma var. Bunun nedeni, altında yatan nedenlere bakacak olursak da sanıyorum biraz vaka sayılarındaki artışlar da tedirginlikler yaratmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'daki borsalar da iyi başlamadı. Bu ikinci dalga tedirginliği vesaire gerilimler. Bir taraftan bakıyoruz, ABD Başkanı Trump'ın bu koronavirüs süreci içerisinde en birinci danışmanlarından bir tanesinin dün yapmış olduğu, Fauci'nin yapmış olduğu bir açıklama var. Dünkü yayınımızda da konuşmuştuk onu. Hatta şunu der, yani ciddi bir artış söz konusu olursa çok da bu bize sürpriz olmaz şeklinde de yine açıklamaları var. Sen ne dersin? Evet, zaten şu ortamda koronavirüs vaka sayılarının artmaması sürpriz olurdu. Ki bence aslında erken açılmanın en önemli riski bu noktada realize oluyor diyebiliriz. Tabii vaka sayılarındaki artış şu anda ekonominin toparlanma hızıyla ilişkilendiğinden dolayı
bunun sürdürülebilir olamayabileceği ile alakalı da endişeleri ortaya çıkarttığını görüyoruz. Çünkü şu an virüsün ana merkez üssü Amerika'ya doğru kaymış durumda. Özellikle Güney ve Doğu eyaletleri tarafında ciddi bir vaka artış durumu var ki bu içinde bulunulan durum da aslında ikinci dalga değil. Yani birinci dalga zaten bitmemişti. Birinci dalga bitmemişken ekonomiler açıldı. Tekrardan bir sosyal etkileşimin arttığı bir ortam oldu. Aslında tabii ekonomilerin de biraz dik toparlanmaya işaret etmesini sağlayan bir durum oldu ama işte yan etkisini de beraberinde getirdi ve vaka sayıları tekrardan artışa geçti. Tabii bunun önümüzdeki aylar içerisinde özellikle yaz ayları bittikten sonra tekrar soğuk hava koşulları etkili olmaya başladıktan sonra bir yeni sezon ikinci dalga etkisi getirme ihtimali de söz konusu olabilir ki ikinci dalganın zaten en büyük riski tekrardan ekonomik kapanmaya neden olabilir durumu. Çünkü şu an bütün ekonomik toparlanma varsayımları yani V şeklinde de olsa, U şeklinde de hatta başka bir harf şeklinde de olsa şu an mevcut şartların korunmasına ve ilerlemesine bağlı olarak oluşturuluyor. Ancak tabii bu noktada ikinci dalga demek aslında bir W tipi toparlanma yani geçici toparlanmanın ardından tekrar bir çöküş şeklinde olabilir. Şu an bence de piyasanın en çok korkması gereken durum bu ve dünya borsalarının gittiği nokta ve ekonomik realite arasındaki makasın açıldığı bir nokta söz konusuydu. Çünkü bakıyorsunuz bir yandan koronavirüs artıyor, bir yandan Hong Kong'un statüsü, Çin'in Amerika ile artan gerilimi, diğer belirsizlikler derken bu noktada piyasa her şeyi almaya devam ediyordu. Ve bu da bir uyumsuzluk yaratıyordu. Hatta bunun birbirini dengelemesi gereken enstrümanlardaki fiyatlamalarda da görüyorduk. İşte dolar fiyatlaması, Japon yeni, altın gibi enstrümanlardaki fiyatlamalar bunlar bir dengesizlik, bir uyumsuzluk süreci içerisinde şu anda. Dolayısıyla bir noktada birinden birinin bir düzeltme yapması lazım. Yani aslında piyasanın biraz gerçeklere dönmesi lazım görüntüsü bu noktada söz konusu. Haliyle şu an temel şartlara bakıldığı zaman riskler tabii biraz daha birikiyor gibi bir görüntü var. Bugün bizde de evet önemli bir ekonomik aktivite verisi imalat PMI'yi Haziran ayında 53,9 seviyesine geldi. 40'lı seviyelerdeydi Mayıs ayında. Dolayısıyla burada da bir aslında dik toparlama yani aslında Amerika, Avrupa bir de Türkiye'nin PMI'larına baktığımız zaman dip noktasından dik toparlanmaya işaret ediyor. Ama bunun tabii bir tane veri şeklinde değil yani bir ayın gerçekleşmesi şeklinde değil, sürdürülebilir olması konusu önemli ve sürdürülebilirlik de tamamen pandemiyle mücadelenin başarısına bağlı şu noktada. Şimdi Enver, bir taraftan aslında şunu da diyebilir miyiz? Ekonomiler baktığımız süreç içerisinde, yani ekonomiler demeyeyim de piyasalar birazcık daha V tipi toparlamayı fiyatlamışlardı. Fakat bu almış olduğumuz verilerle birlikte piyasalar haklı da çıktı gibi görünüyor. Ama bundan sonraki ikinci dalga endişesi bu kez V tipi değil W'ye döndürebiliriz şeklinde de anladığım kadarıyla senin ifade ettiğin, yani evet şu anda piyasa haklı gibi çıktı ama ikinci dalga endişesi bizi W'ye doğru da götürebilir diyorsun, değil mi? Kesinlikle bu fikirdeyim. En önemli risk bu zaten ki aslında hani W'nun şeklinin yani tipik şeklini düşünecek olursak o toparlanmanın kalıcı bir toparlanma zannedilmesi ve sonrasında yine en kötüye dönülmesi yani şu noktada risk olarak görünüyor. Tabii bu süreç içerisinde dünya borsalarının durumu ya biraz daha orada kafa karışıklığı vardı tabii ki. Bizim piyasamızın durumu biraz daha pozitif bir şekilde ilerlemişti ama bugün bizde de satış ağırlıklı olduğunu gördük. Bir bizim seansımızda Avrupa tarafındaki satışlar, ikincisi olarak BIST 30 tarafındaki hisse senetlerinde ağırlıklı bir şekilde. Çünkü BIST 100'de bugün %1'lik bir düşüş vardı. BIST 30'un %1,5'tan fazla düştüğünü gördük. Yani burada relatif olarak da BIST 30'un genel piyasanın altında kalan bir durumu söz konusu ki bugün
2020'den itibaren biliyorsun BIST 30'da açığa satış tekrardan serbest bırakılmış durumda. Tabii pandemi koşullarıyla beraber bizde de piyasanın açıkçası biraz daha koruyucu, kısıtlayıcı tedbirlere başvurduğu bir durum söz konusu olmuştu. Mart sınırlaması gibi, açığa satış yasağı gibi. Şimdi tabii normalleşmeyle beraber piyasaları da normal koşullarına aslında yavaş yavaş getirmek gerekiyor ve açığa satış yasağının kalkması da tamamen bununla alakalı. Biraz da tabii bu noktada BIST 30'daki hareketin, çünkü sadece şu an BIST 30 için geçerli, diğer hisseler için geçerli değil. Biraz da bunun etkileri sanki var gibi, ama tabii şu süreç içerisinde bizim özellikle yabancı piyasaya daha çok rağbet ettikçe biraz daha aslında yurt dışı piyasalarla tekrar entegre olmaya başlayan bir görüntümüz olabilir. Bu da şu demek oluyor, bizim aslında küresel büyümeye ve koronavirüse dair olan gündemi biraz daha fazla takip etmemiz gerekecek. Ve tabii bu noktada evet, içerideki ekonomik göstergeler, Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisi, ki oldukça önemli Türk varlıklarındaki fiyatlama devresi. Evet, bunu özellikle Enver sormak istiyorum. Cuma günkü enflasyon verisi özellikle şu süreçte dolar TL'de neredeyse hareket yok. Evet. Etkisini görür müyüz? Beklentin nedir? Dolar TL evet. Çok uzun bir süredir önemli bir sıkışma geçiriyor. 6.85'ten çok ayrılabildiğini görmüyoruz. 6.80'lerin de aşağısına düşmüyor. Oynaklık çok düşük seviyelere doğru gerilemiş durumda. Muhtemelen evet, Türk varlıklarındaki fiyatlamalar açısından önem taşıyor bu hafta gelecek olan veri. Çünkü şu aşamada bir Merkez Bankası'nın geçen hafta enflasyon risklerini öngörerek, dikkate alarak faizleri sabit bırakması durumu, ki ben bunun asla majör bir politika adımı olduğunu düşünmüyorum. Ona da bir parantez açalım. Ve tabii bunun üzerinden aslında reel faiz konusu. Yani biz evet işte makul reel faiz dedik, ama biz makul bir reel faiz seviyesi de değiliz. Çünkü reel faiz şu an gerçekleşen enflasyona göre -3 seviyelerinde. Bu da tabii bizim diğer gelişen ülkelerin aşağısında kalmamıza neden oluyor. Ve bu gibi özellikle pandemi ortamında risk algısının bu kadar yüksek olduğu, riskli portföylerden çıkışın da bu kadar ağırlıkta olduğu bir ortamda yeterli getiri sunmamak bu aşamada bir hassasiyet unsuru elbette. Dolayısıyla dış kaynak gelmediği sürece ve küresel fon hareketleri normal olmadığı sürece, gelişmekte olan ülkelerin aleyhine olduğu sürece TL açısından çok önemli bir değer kazancı potansiyeli bu noktada görmemek lazım. Dolayısıyla dolar TL'nin riskleri bir kademe daha yukarıya doğru evrilmiş görünüyor. Tabii bu çerçevede de özellikle negatif reel faizin bizim için daha bir hassasiyet unsuru olarak dikkate alınacağı bir ortam söz konusu olursa, bu da tabii ki TL'nin bir, dolar karşısında baskılanması durumu, iki, dolar karşısında genel olarak baskılanmakta olan diğer gelişen ülke paralarının da arkasında kalan bir performans göstermesi durumuna neden olabilir. Dolayısıyla şu 6.85 bandından eğer ki dolar TL ayrılabilirse bundan sonraki fiyatlamalar bir kademe üstte olacaktır. Yani 6.85-7 düzleminde bir fiyatlama aralığına dolar TL o süreç içerisinde oturabilir. Tabii bizim aslında yılın geri kalanı açısından da bu noktada bir Merkez Bankası'nın çok fazla faiz indirimi yapamayacağını biliyoruz. Muhtemelen Temmuz ayında da biraz enflasyona dair revizyonlar, beklentileri, enflasyon raporunda söz konusu olabilir. Yani aslında bir bekle gör durumuna geçilmiş durumda Merkez Bankası açısından, ama işte durum enflasyonda yılın ikinci yarısında bir gerileme momentumu içerisinde girilip girilmeyeceği konusuna bakacak ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilir olup olmayacağı konusuna bakacak.
Evet, şimdi bir taraftan da aslında buradaki riskten kaçma, işte dolar TL'deki yüksek seviyeler altında da bir nevi önünü açmıştı. Altında seninle konuştuğumuzda da hep bir bant arasında sıkışıp kalmıştı. O bandı aşarsa yükselir diyorduk. Gün içerisinde dün mesela 1800 doların üzerini test etti. Yani 2011 yılından beridir görülen en yüksek seviye diyebiliriz özellikle bu süreçte. Burayı da değerlendirelim. Tabii altın tarafında dün aktif vadeli kontratın 1800 üzerine doğru gittiğini gördük. Spot 1785'lerde bir fiyatlama yapmıştı. Ağustos vadede 1800'ün üzeri görüldü. Tabii kontango gereği vadeler uzadıkça fiyatlar daha da yukarıya gidiyor bu çerçevede. Tabii altını besleyen faktörler küresel ekonomik kriz koşulları, düşük faiz ortamı, Merkez Bankası politikalarının genişleyici olması ve tabii ki kriz ortamı nedeniyle de güvenliğe doğru kaçış altının hikayesini özetleyen bir durum. Bugün biraz altın hareketinin aşağıya doğru geldiğini gördük. Yani 1780'li seviyelerden 1770 bandının aşağısına doğru bir hareket gerçekleştirdi. Bir düzeltme olarak bakılabilir birincisi. İkincisi biraz Amerikan seansı içerisinde özellikle pozitif yönde hareketi sağlayan koronavirüsle alakalı aşı, ilaç, evet, işte bunun insanlar üzerinde test aşamasında olduğu ve bağışıklık anlamında iyi sonuçlar verdiğine, evet, dair bazı haberler vardı. Dolayısıyla o risk algısının geçici düşmesi de biraz altını aşağı doğru getirdi görünüyor ama geniş düzlemdeki yukarı hareket eğiliminin bu noktada bozacak bir faktör altın açısından çok görmüyorum ben. Mevcut koşullar ve faiz ile olan ters hareket eğilimi altın açısından bence kısa vadede ve geniş perspektifte yukarı hareket eğilimini destekliyor görünüyor bence. Enver Erkan, teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Seninle böyle ediyorum piyasaları yorumlamaktan da açıkçası zevk duyuyorum. Onu da söylemiş olayım. Teşekkürler değerli görüşlerin için. Evet efendim, Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan'la haftalık yine yorumlamamızı yaptık. Kısa bir ara, aranlardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalardaki gelişmeler ne noktada? Emtia piyasası bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? Altındaki son durumu, petrol fiyatlarındaki değişimleri ve tüm emtia ürünlerini Cenk Akyoldaş yorumluyor. Cenk Akyoldaş'ın sunduğu emtia piyasası hafta içi her gün saat 12'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Yetenek savaşları kızışıyor. Yeni ekonomik düzenin en önemli yapı taşı ise insan kaynakları. Şirketlerin geleceğini belirleyen insan kaynakları önemini her geçen gün arttırırken Türkiye'nin ilk ve tek insan kaynakları programı İşin Güzel Yanı EkoTürk ekranlarında. Alanında uzman konuklarla istihdamın, işveren markasının, yetenekleri cezbetmenin yollarının konuşulduğu İşin Güzel Yanı Mehmet Onur'un sunumuyla yarın 13.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Ayrıca Bitcoin al, sat. Kaleyi uzat, gördü sert, uzat, al. Maç uzatmaya gittiğinde Bitcoin almak mı? BTC Türk'le çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin, anında üye olun, hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al, sat. BTC Türk'te al, sat. Büyük içeriğin tadı büyük ekranda çıkar. V-Smart Go uygulamasını akıllı televizyonunuza indirin, izlediğiniz kanalları ister durdurun, ister kaydedin. Ya da uygulamaya özel sayısız film ve dizi arasından seçerek dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar izleyin.
D-Smart Go. Özgürlük o. Seansın ikinci bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Özellikle bugünkü açıklanan verilerin de Türkiye ekonomisinde bir toparlama, gerçekten kuvvetli bir toparlama mı geliyor? Piyasalar bunu daha öncesinde V tipi toparlamayı fiyatlamıştı. Piyasalar bu kez haklı mı çıktı? Bunların ayrıntılarını konuşmak üzere bir de Volkswagen'in yatırımını iptal ettiğini duyurması, daha doğrusu biraz daha askıya aldığını duyurması, bununla birlikte yine Türkiye ile birlikte kendi diğer ülkelerde de yatırımlarını ertelemesi sonucunda ki bu gelecek olan etkilerini konuşmak ve değerlendirmek üzere Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şişman hocamızla birlikte değerlendirelim. Selamlı hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar efendim, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi şöyle, öncelikle sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum. Yine bu sabah saatleri itibariyle ISO imalat PMI verisini aldık ve dolayısıyla bu imalat PMI'ne baktığım süreçte birazcık daha piyasalar bunu V tipi toparlamayı fiyatlamışlardı daha öncesinde endeksler. Fakat piyasalar haklı mı çıkacak yoksa fazla erken mi fiyatladı derken bu kez piyasalar haklı çıktı gibi. Özellikle bu 50 eşiğini aşmasıyla birlikte, ciddi bir yükselişle birlikte baktığım süreç içerisinde sanki piyasalar biraz haklı çıktı ama bundan sonraki beklenti, ikinci dalga endişesi vesaire, bu veriyi nasıl yorumlarız? Tabii. Şimdi ikinci dalga gelse de gelmese de bu iş dalgalı olacak bir kere. Yani ekonomi açısından söylüyorum. Ekonominin sağlığı da bozuldu çünkü. İnsanların sağlığı bozulduğu gibi. 1909'dan sonraki krizde de böyle olmuş. Yani 32 ile 35 arası hafif bir düzelmeler oluyor. Fakat yeniden sonra 33 arası, sonra yeniden tabii ki dalgalanmalar gözleniyor. Bu açıdan baktığımızda bu PMI rakamların olumlu gelmesi bir de tabii ki ümitlendirmeli. Ama çok da böyle bunu realize edip bu iş artık bitti anlamı çıkarmamalıyız bundan bence. Çünkü daha aşı bulunmadı. Ondan sonra bu kriz derin bir kriz. Üretim kesimine etkileri tam olarak ortaya da çıkmadı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Burada bir topun yere çarpması ve ondan sonra sıçraması gibi bir V görüyoruz. Fakat burada W'lar bekliyor bizi. Onu söylemek isterim. Erken sevinmenin yararı yok. Fakat tabii ki PMI'ların çıkması önemli. Amerika ve Türkiye'de ve sanıyorum Avrupa'da da PMI'lar yükseldi. 50'nin üzerinde bazı ülkelerde. Yükselmeyen ülkeler de var tabii. PMI'nin. İspanya gibi. Dikkatimi çekiyor. Yani burada tabii ki biraz süreci gözetlemek lazım. Üretim kesiminde etkilerinin daha uzun süreli olduğunu dikkate almak gerekir diyorum ben. Evet, şimdi hocam bir taraftan da aslında bugün yine gelen bir açıklamayla beraber Volkswagen'in yapmış olduğu açıklama. Yani aslında biz bir yıl içerisinde bunu 4 kez kararı erteledi, yapacak mı yapmayacak mı kararı tartışıyorduk. Bu kez yapacağını duyurmuştu yatırımı, 2,5 milyar euroluk bir yatırımdan bahsediyorduk, istihdamı olan etkisinden bahsediyorduk derken bugün karar geldi ve dolayısıyla yatırımdan, Türkiye'deki yatırımından vazgeçtiğini açıkladı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye ekonomisine dair, şimdi peşine de mesela bugün Rekabet Kurulu tarafından yine otomobil markalarına yönelik başlatılan bir takım soruşturma da var. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmalar da var. Bu kararı nasıl değerlendiririz? Çünkü pandemi nedeniyle diyor, bir taraftan sektörün sert daralması diyor. Yani pandemi öncesinde de otomobil sektörü, otomotiv sektörü aslında sert daralmaya sebep olmuştu. Bunu da söyleyelim. Dolayısıyla bu kararı nasıl yorumlarız? Dünyada ve Türkiye'de otomobil satışlarında sert düşüş var. Bunu yani beklenen bir gelişme. O açıdan Volkswagen'in kararını da buna bağlı olarak değerlendirmek gerekiyor. Askıya alma ifadesi kullanılmış. Burada arazi aldıklarını, yani aslında fabrikayı kurmak üzere araziler aldıklarını, şahsen ben de soruştum, arazisini satılanlara soruştum.
Dolayısıyla aracı alıp bu işe gerçekten şirketle kurarak 3 milyon liralık bir girişimde bulmuşlardı. Bu açıdan bunun tekrar devam edip etmeyeceği şu aşamada aslında biraz zor gözüküyor. İleride tekrardan denenebilir mi? Fakat ben şuna bağlıyorum. Avrupa'da konvansiyonel yani benzinli ve mazotlu arabalar, dizel arabalar artık üretimden yavaş yavaş çekiliyor. Yani burada görüyoruz ki zaten burada Elon Musk'ta yatırım yaparak Almanya'ya ve satışları oradan da artırmaya çalışarak bunu deniyor. Elektrikli araç satışlarının Avrupa tüketicisinin gözdesi, yeni gözdesi oldu. Oradan buraya yeni bir talep geldiği gözleniyor. Avrupa talebi dünya ekonomisinde önemli bir taleptir. Bu Türkiye'yi de etkileyecektir belli bir gecikmeyle. Zaten o bizim orta sınıfta bu işte elektrik talep konusunda, elektrikli otomobil talebi konusunda yeterince istekli. Sonuçta buradaki bir de mevcut araba yatırımlarının, otomobil yatırımlarının, Volkswagen'in yapacağı yatırımların da daha çok bu konvansiyonel dediğimiz dizel ve benzinli olduğunu o düşünürsek biz bu tartışmalarda keşke elektrikli yapsalar diye düşünmüştük ama maalesef öyle bir karar almadılar. Kendi oradaki teknolojilerini buraya getirmeyi, yani mevcut teknolojileri getirmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla burada baktığımızda bu teknolojilerden dünyadan yavaş yavaş çekilmekte oldu. Vazgeçti. Yeni yatırım yapma isteğinin olmadığını görüyoruz ki bu gayet normaldir. Ekonomik olan şimdi burada piyasa ekonomisi diyelim, başka açılardan söyleyelim. Küresel ısınma da burada etkili oldu aslında insanların kararlarında. Avrupalı tüketici artık küresel ısınmaya buradan katkı vermek istemiyor. Çünkü biliyoruz ki pandeminin esas nedeni küresel ısınma. Küresel ısınmanın esas nedeni derseniz işte bu tür yatırımlar tabii ki. Fosil yakıtlar ya da işte bu konvansiyonel yakıtlara dayalı üretilen arabaların da burada çok büyük etkisinin olduğunu biliyoruz. O açıdan burada bir dönüşüm beklemek gerekir. Almanların ve Volkswagen'in kararı 123. fabrik olarak düşündükleri Türkiye kararı, Manisa'ydı galiba tercih yeri, aslında gözden geçirmelerini doğal karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü burada karlılık azalıyor ve talep elektrikliğe doğru yönelmiş durumda. Hocam şimdi ama bir taraftan da şunu da söylemek istiyorum. Özellikle dünyadaki bu ekonominin tek elden yönetilmesi, üretimi işte Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik bir takım alternatif ülkeler yaratılmaya başlandı. Pek çok raporda Türkiye'de gösteriliyor. Mesela işte bu alternatif ülkelerden işte Türkiye mesela tekrardan bir tekstil sektöründe önce olabilir. Ya da işte bununla beraber tedarik zincirinde keza avantajını kullanarak yine pek çok sektörde Çin'e karşı tek bir tekellikten alıp Türkiye'de bu alternatif ülkeler arasında yer alınabilir şeklinde açıklamalar var. Şimdi dolayısıyla ama bir taraftan da Volkswagen'in kararına bakıyoruz. Ama bir taraftan da Çin'e karşı alternatif ülke oluşturma durumuna bakıyoruz. Şimdi bunu nasıl yorumlarız o halde? Tabii ki bu işin ekonomi politiği var. Almanya dönem başkanı oluyor 1 Temmuz itibariyle bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam. Evet, ve Merkel dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aslında yöneticisi pozisyonunda oluyor. Dolayısıyla burada Almanya'nın Çin'le olan ilişkileri tekrardan değerlendirmeye aldığını biliyoruz. Çünkü Amerika ile Avrupa Birliği'nin arası o kadar da iyi değil. Hatta çok daha tatsız da diyebiliriz. Onun için Çin burada tabii ki Almanlar için vazgeçilmez partner olarak ileride öne çıkıyor. Bu tür yatırımlar da orada etkili olacaktır. Dolayısıyla burada alternatiflerden çok yani Türkiye'nin bir alternatif olmasından çok tedarik zincirinde ve ekonomi politik olarak Çin'le olan ilişkileri, Çin'den büyük dış ticaret tercih ediyoruz. Geçenlerde bir Yuan Swap anlaşması da yapıldı. O da değerlendirilecektir. Yani sonuçta Çinlilerin buradaki yatırımları, Almanların Çin'le olan ilişkisinde Türkiye'nin kullanılması düşünülebilir. Dediğiniz gibi tekstil sektörü Türkiye için vazgeçilmez bir sektör. Bu sektörde biz işte fena değiliz aslında Avrupa'ya olan ihracatımızda. Fakat Avrupa'ya olan ihracatımızda bu arada bir duraklama var. Ve burada Çin'den yapılacak tedarikle Türkiye'nin özel bir yerinin olması gayet normal. Fakat burada çok serin kanlı olmak lazım. Sektörleri iyi incelemek lazım ve katma değeri yüksek sektörlere doğru bizim bu işi çekmemiz gerekiyor. Tabii ki burada işte tekrardan yoluna koyulacağı zamanlarda
bunun çok da yakın olmadığını biliyoruz. Yeni açıklamalardan görüyoruz. Yani üretim açısından söylüyorum. Finans açısından olay başka boyutlarda. Orada bir istek, moral var. Moral bozulma veya moralin tekrar düzelmesi durumuna göre karar veriyor finans. Tabii ki üretime de bakıyor ama üretim daha uzun soluklu bakar. Üretim ve diğer işte reel sektör olarak bakarsak, gerçek sektör olarak bakarsak aslında burada Türkiye'nin pandemi sonrasında yeni tedarik zincirlerinde kendisine yeni bir yol oluşturması, bloklar arası ilişkilere dikkat etmesi, bunun ekonomi politiğini çizmesi kadar doğal bir şey yok. Ve bu şimdiden çiziliyor. Ve bu konuda bizim hakikaten çok bol miktarda tartışıp, demokratik olarak tartışıp bu yolu akademisyenler olarak da katkı vermek kadar doğal bir şey yoktur. Yani burada bu yolun aslında kolay bir yol olmadığını, fakat bu tür yolların da küreselleşmeyle birlikte açılacağını düşünmekten daha doğal ne olabilir? Amerika ile Çin ilişkisi çünkü problem yaşıyor ve bu problem derinleşerek gidiyor. O açıdan Almanya'nın ve genel olarak Avrupa Birliği'nde bunu gördüğünü sonuç olarak bugün ayrıca şeyden de haber geldi. Meksika ile Kanada anlaşması da revize edilmiş Amerika tarafından. Yani NAFTA bu da yani sonuçta NAFTA'nın ismi mi değişti, yoksa acaba anlaşma başka biçimlerde mi? Yani o 1 trilyon dolarlık bir bölgesel pazar aslında biraz daha mı yükseltilmek isteniyor isimle birlikte? Onu anlamaya çalışıyoruz ki sanıyorum bölgeselleşme burada yeniden gündeme geliyor. Bölgeselleşme gündeme gelince bizim Avrupa Birliği'nden ayrı düşünmemiz, Avrupa Birliği'nden farklı karar almamız çok da mümkün görünmüyor bu üretim yapımızın Avrupa ile ilişkisine bakınca. Hocam şimdi Avrupa'yla... Açıdan da Çin'i değerlendirmek lazım. Evet. Uzun bir mevzu tabii, daha da konuşabilirim. Hocam şimdi özellikle Avrupa ile ilgili de yine devam etmek istiyorum. Bugün Avrupa'dan da PMI rakamlarını aldık. Orada da ciddi bir toparlama var. Özellikle Mayıs ayında sert aşağı yönlü hareketler Haziran itibariyle güçlü toparlamaya işaret ediyor. Bir taraftan bu var ama bir taraftan da reel sektörde iş aynı şekilde ilerlemiyor hocam. Çünkü niye diyecek olursanız, Almanya'da işsizlik seviyesine baktığımız zaman son 5 yılın üst seviyelerinde yer alıyor. İşte mesela Airbus baktığımız süreçte bugün için 15 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bir takım orada aslında bir ciddi anlamda da reel sektörde işten çıkarma durumları da halen daha devam ediyor. Dolayısıyla tam randuman çalışan da bir reel sektör yok. Şimdi öyle bir durum var ki satın alma endekslerine baktığınız zaman güçlü bir toparlamayı gösteriyor. Ama reel sektöre bakıyorsunuz işler tam da öyle gibi değil. Yani işte her zaman söylüyorum, 150 kişilik bir firmada 30 kişi çalışıyor. Dolayısıyla burada ister istemez potansiyelin altında da bir çalışma var. Peki bu beraberinde nasıl riskleri getirecek bize? Tabii kapasite kullanım oranları büyük de düştü. Almanya için de geçerli. Hı hı. 7 milyon kısa çalışma ödeneği, 3 milyon işsiz Almanlar için hakikaten tarihi seviyelerdir. Çünkü bu tam istihdama yakın çalışan bir ekonomiydi. Burada önemli bir işsizlik görüyoruz orada da ve oraya doğru işsizliğin biraz daha artacağını da düşünmek gerekir. Bu kriz aslında sadece bölgesel değil tabii, küresel anlamıyla değerlendirdiğinde Almanya'nın da büyük ihracatçı olduğunu ve ekonomisini ihracatla çeviren bir ekonomi olduğunu düşündüğümüzde Almanya'yı vurmaması mümkün değildi. O açıdan Almanya da kendisine yeni kapılar arayacaktır, yeni çareler arayacaktır. Bu açıdan da Türkiye aslında Almanya ile birlikte tabii ki bu konuları düşünme yetisine ve coğrafya olarak da komşu partileri olacak bir yapıdadır. Sonuçta burada Almanlar fark ediyorlar ki aslında Volkswagen yatırımını biz çok da hani çok kafamıza takmayalım. Yatırım aslında bakıldığında bu bölgesel olarak güçlü olmak. Zaten görüyoruz yani Almanlar ve Fransızlar bu ara Türkleri raporla alıyorlar veya işte almıyorlar hava yollarından bir görüyoruz. Fakat sonuçta alacaklar. Yani aldıklarında da üretim yapımızın çok benzediğini, emekçimizin birbirine çalıştığını göreceğiz. Burada ihracatta büyük düşüş var ama bunun sonuçta bu kapasiteleri yeniden yerine geldiğinde evet. Bu ihracatın oralardan gelişeceğini göreceğiz. Bunun başka da şu anda görülen şey yok.
Evet, hocamızla olan bağlantımız, Profesör Doktor Mehmet Şişman hocamızla olan bağlantımızı tekrardan yenileyeceğiz. Şu anda bir bağlantı kopukluğu yaşadık. Özellikle yine gün içerisindeki haber akışları üzerinden gidiyoruz. Moody's'in Türkiye ekonomisi üzerine yapmış olduğu raporda Türkiye'nin bu yıl yine virüs nedeniyle küçülüyor. De altını çizdi. Özellikle 2018'deki kur hatağına yönelik de bir takım yine orada atlarda bulundu. Bunu da söylemek lazım. Moody's'in ilk raporuna baktığımız zaman tahmini %3 büyümeden bahsediyordu. Fakat sonrasında ise %1.4 küçülmeye çevirmişti. Sonra bunu tekrardan %5 daralmaya çevirdi, revize etti. Bunu da söylemiş olalım. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Türkiye'nin aslında Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun özellikle buradaki bu yıl korona şoku nedeniyle sert küçüleceğini ve bununla birlikte gelecek yılda da bir büyüme beklentisi olduğunun da altını çizdi. Bunu da tekrardan söylemiş olalım ve hocamızla da yine bunu devam edeceğiz. Bir taraftan bakıyoruz, bugün ISO imalat verisi açıklandığı süreç içerisinde burada hızlı bir toparlamanın olduğunu da görmüş olduk. İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin Haziran ayına yönelik ilişkin PMI verisini incelediğimiz süreç içerisinde normalde Şubat'tan beridir görülen en yüksek değeri gördü ve 50 eşik büyüme, yani eşik 50 ve 50'nin üzerinde olduğu zaman büyümeye işaret ediyordu. Bugünkü aldığımız veriye baktığımız süreçte de 53.9'a yükseldiğini de söyleyebiliriz ve dolayısıyla bu da ciddi bir sert toparlamayı da gösteriyor kendi içerisinde. Özellikle buradaki piyasaların V tipi toparlamayı birazcık daha piyasayı haklı çıkartan bir toparlamanın, güçlü bir toparlamanın olduğunu da söylüyor. Bugün 3. çeyreğe başladık. Bugün 3. çeyreğin ilk günüydü ve dolayısıyla piyasalar 2. çeyrekteki performansını bugün gösteremediler. Bunun da altını tekrardan çizmiş olalım. 3. çeyreğin ilk gününde piyasalar birazcık daha negatif bir seyir gösterdiler. İkinci çeyreğin aksine. Evet, tekrardan bağlantımıza dönelim. Profesör Doktor Mehmet Şişman hocamızla birlikte. Hocam, kaldığımız yerden özellikle devam etmek istiyorum. Çünkü bunu Türkiye ekonomisi büyümesiyle de birazcık daha bağdaştırmak istiyorum. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody's'in yapmış olduğu açıklama var. Ve Türkiye'ye baktığımız süreç içerisinde bu yıl %5 daralmaya kadar çekti raporda ve dolayısıyla önceki beklentisi %3 büyümeydi. Ardından 1.4'lük küçülmeye çekti. Ardından ise yine bu süreç içerisinde daralmasını %5 tahminine kadar revize etti. Hal böyle olunca bir taraftan bakıyoruz, 2021 yılı için ise büyüme sinyalini verdi. Bu bağlamda tüm bu aldığımız verilerle birlikte inceleyecek olursak Moody's'in bu raporunu nasıl yorumlarız? Şimdi Moody's ve Fitch'ten de aynı açıklamalar var. Türkiye 3'ün üzerinde daralacak. Bunu biz de biliyoruz. Yani bu sene daralacağımızı biliyoruz. Bunu da kendilerine hatırlatmalarına gerek yok ama herhalde şey demek istiyorlar. Yani bu sene daralacak ama seneye de genişleyeceksiniz vurgusu var. Ondan sonraki sene de genişleyeceksiniz diyorlar. Şimdi bu kredi derecelendirme kuruluşlarının bu tür analizlerini tabii ki büyüteci altına almakta fayda var. Yani bunlar ne bunu bu kadar söylüyorlar diye fayda var. Ama bütün ülkeler için bu analizleri yapıyorlar. Sonuçta işin bu yanı var. İkinci yanı da tabii ki yatırımcıların aslında bu kredi derecelendirme kuruluşları o yatırımcılara yön veriyorlar. Yani bu sene aslında Türkiye ekonomisi yeni yatırım beklemiyor. Yani veya işte işlerin hemen düzelmesini beklemiyor. Üretim kesiminde özellikle. Finansal kesimde de buradan sermaye gelmesi o kadar da güçlü boyutlarda olmayacak. Zaten cılız ve tekrar dönüş olmasın diye de çabalandığını görüyoruz. Burada şimdi özellikle bakarsak Türkiye ekonomisi bu sene küçülecek. İşsizlik giderek açığa çıkıyor. Enflasyon var. Dolayısıyla sorunlarımız var. Bu sorunları aslında oturup demokratik biçimde tartışmanın yararını görüyorum ben. Burada Moody's'in, Fitch'in bunun tartışmasından çok, kendimizin tartışmasında daha çok yararı görüyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Ve durumu biz burada takip ediyoruz. Yani Moody's'e bir şey kalmadı bu işler. Onlara tabii ki takip ettiklerini gösteriyorlar yani. O açıdan bakıyorum ben.
Evet, şimdi hal böyle olunca hocam bir taraftan ama büyümenin şimdi bileşenlerine de gitmek istiyorum. Turizme bakmak istiyorum ve dış ticarete bakmak istiyorum. Şimdi dış ticarette evet Avrupa'nın PMI'ları yüksek bir seyir gösterdi, toparlama emareleri var. Ama bir taraftan da az önce konuştuğumuz gibi reel sektörde tam anlamıyla yansıyamadı o tarafta. Şimdi ve dün itibariyle Avrupa Birliği'nin mesela almış olduğu seyahat listesindeki 14 ülkede arasında Türkiye yer almadı. Ve dolayısıyla bizim nereden baksanız orada 30-35 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz vardı. Yani ve en çok işte Avrupa Birliği'nden aldığımız işte Almanya. Bununla birlikte Almanya'daki yerleşiklerimiz özellikle, işte nedir Fransa ya da Hollanda. Bu üç ülkeden ciddi de turist geliyordu bize. Fakat şu anda mesela turizmin en can alıcı, en böyle tarihlerin belirlendiği noktada o listede yer almadık Avrupa Birliği tarafından. Buradan bir kayıp var. Şimdi dolayısıyla bir taraftan bakıyoruz dış ticarete yönelik şu anda zaten dünkü aldığımız yine verilerde ihracattaki sert daralma ithalatta yok mesela. Yani evet ithalatta da bir daralma var ama ihracattaki daralma oranı daha fazla. Dolayısıyla evet. O taraftan da bir kalem geri oluyor. Dolayısıyla buradaki 2021'de bir büyüme verisi bekliyoruz. Şimdi 2020 yılında her şeyi tamamlayıp 2021 yılında gerçekten bu büyümeyi, beklenen büyümeyi, %5'lik potansiyelindeki büyümeyi yapabilir mi? Yoksa 2020 yılındaki bu İşte normalde Sayın Bakan Berat Albayrak mesela pozitif kapatacağımızı söylemişti. Bunun üzerine çıkar mı? Yani evet daralma bekleniyor ama bu daralma beklentilerin de mi üzerinde olacak bir daralma? Yani neyden kaynaklanacak, neyden sağlayacağız biz bunu? Şimdi Türkiye pandemide iç talebi canlandırarak büyüme yolunu tercih etti. Fakat dış talep de Türkiye için önemli. Hı hı. Çünkü dış ticaret hacmine baktığımızda milli gelir içinde önemli bir yer alıyor. Yani yarısına yakın neredeyse milli gelir dış talepten kaynaklanıyor. Ya da ithalatın burada etkisi var. Şimdi biz burada aslında yüksek enflasyonla girdik bu pandemiye. İşsizliğimiz de düşük değildi. Onun için kırılgan bir yapımız vardı. Bu açıdan baktığımızda zorlanıyoruz. Zorlanmamız bu ortamda kırılganda gayet doğaldır. Bunu aşmak için turizm yatırımlarını ya da turizm hareketliliğini artırmak için ne yapabiliriz? Burada İtalya'nın yaptığı gibi acaba iç turizmi canlandırmak veya işte Almanya'dan turist beklemek için çalışmak Avrupa Birliği içinde bizim için böyle bir seçenek acaba olabilir mi? Avrupa Birliği'nden baktığım Avrupa Birliği burada kendi partnerlerini düşünüyor. Buna tabii ki itiraz edebiliriz ama çok da itiraz edemeyiz çünkü o üye ülkeler birbirlerini destekliyorlar. Keşke Avrupa Birliği'de üyeliğimiz daha koyu civarında olsaydı, koyultulmuş olsaydı da biz de bu tür ataklarda bulunabilseydik. Yani Yunanistan'a borç vereceğine oraya turist göndermek Alman'ın işine geliyor ya da Fransız'ın. Aslında bu gayet doğal. O zaman Yunanistan'a turist gönderecekse Türkiye'ye neden göndersin fikri ortaya çıkıyor. Burada tabii biz de Ruslardan arayışlara giriyoruz. Oradan da işte ışık geliyor gelmiyor. Az bir şey Temmuz'da gelebilir gibi görüyoruz. Çünkü önemli bir pandemi yaşıyoruz. Bu sağlık sorununu halletmeden burada Türkiye tabii yalnız kalıyor bu turizm açısından özellikle. Burada bence iç turizmi de canlandırarak buradan işin içinden en azından turizm şirketlerinin çok zor duruma girmesini engellemek yoluna gidilebilir. Fakat esas mevzu sadece iç turizm ya da turizm şirketlerinin batması olayı da değil. Dediğiniz gibi dış ticaret var. Dış ticarette %40'a yakın ihracat düşüşü çok ciddi bir düşüştür Mayıs ayında. İthalat %20 civarında düşüyor. İhracat onun iki katı miktarda düşüyor. Yani burada o zaman ekonomi aslında hep ithalata dayalı dediğimiz ekonomi bundan çok vazgeçmek istemiyor. Ve inşaat ve özellikle bu otomobil satışlarındaki kredi genişlemesi acaba bize bu döviz sorununu tekrar yaşatır mı? Yani onun için bu tartışmalar boş değil. Tabii ki 431 milyar dolarlık dış borcumuzun olması... Bunun tabii kısa vade, uzun vadesi var. Bir yıla kadar 164 milyar dolarlık bir ödememiz olması, cari açık veriyor olmamız, bu cari açığın yıl sonuna kadar 30 milyar dolar ayrıca bu 164'ün üstüne gelmesi bizim döviz sorununa dikkat çekiyor. Orada rezervlere bakıyoruz ve rezervlerde de çok güçlü olmadığımızı görüyoruz. Onun için bu konuya çok dikkat kesilmek lazım. Tabii ki döviz meselesi yakıcı bir mesele. Acaba şurada, şimdi Mayıs ayı dış ticaret rakamları geldi. Ben şimdi kestirmeden gitmek istiyorum. Haziran ayında gümrük tarifelerinin etkisi ne kadar olacak ithalat üzerinde? Bu soru ortada. Bilemiyoruz. Yani burada ithalat gümrük tarifesine rağmen içeriye girerse ve burada
yine oradan bir döviz kaybı olursa ve insanların aslında döviz tevdiat hesaplarından çekilmeleri ve Türk lirasına geçmeleri bu faiz yapısıyla pek de mümkün olmazsa, ki öde görünüyor. O zaman biz bu döviz meselesini ne yapacağız? Bu sıcak patates budur. Bu sıcak aylarda. Bu sıcak patatesi oturup beraber nasıl soğutacağız diye düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bu Türkiye ekonomisinin şu anda en yakıcı sorunu. Yani biz aslında tahvil piyasasını da, borsayı da veya işte başka sorunları da demokratik yollarla tartışırken bunu da tartışmalıyız. Yani tartışmak isterken bunu da çok iyi tartışmalıyız ve burada çareler üretmeliyiz. En yakıcı sorun şu anda bu yaz aylarında bu döviz meselesi. Evet. Döviz meselesini en azından ben diyorum ki tasarruf yaparaktan. Yani tasarruf da burada günlük tarifesiyle yapmaya çalışılıyor. Ama en azından içeride döviz kaybını engelleyecek. Evet. Burada çok iyi biliniyor bunlar. Bu döviz kaybını engelleyecek, döviz kaybına neden olacak şekilde geliştirmekten ziyade tasarrufa doğru yönetmekte bu fayda var. Başka türlü işin içinden çıkamayacağız gibi geliyor. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Yani finansal kriz umarım olmaz. Yani ama evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şişman'la birlikte gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından tekrardan piyasalardan devam edeceğiz. VOA Türkçe'nin Washington'dan EkoTürk için hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Amerika gündeminin öne çıkan başlıkları. Katolik Üniversitesi'ne bağlı bir din merkezini daha ziyaret etti. Colin Powell, Trump'ın anayasayı bir anlamda ihlal ettiğini gündeme getirerek. Dünyanın tartıştığı siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların detayları. Demokratlar senatoyu ele geçirmek istiyorlar. Birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yine sokaklarda, caddelerde özellikle protestoların hala devam ettiği. Deneyimli gazetecilerin yerinden izlenimleri. Almanya'nın Rusya ile çok yakın ilişkisi olduğu yönünde suçlamalar var. Şu anda Republic Meydanı'ndayız. Republic Meydanı'nda büyük bir gösteri var bu akşam. Daha önce sıfırın altına düşen bulaşma oranı birin üzerine çıkmış durumda. Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinden canlı bağlantılar ve özel haberler Studio Voice of America'da. Studio Voice of America pazartesiden cumartesiye 22.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Bir yanda Batı'nın küresel ülkeleri ve şirketleri, diğer yanda durdurulamayan yükselen Asya. Küresel ekonomide kıyasıya mücadele devam ederken dünyanın yükselen ekonomik gücü Asya'nın geleceği. Yükselen Asya, Altay Atlı'nın yorumlarıyla yarın akşam saat 20.30'da Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Güzel bir hatıra. O en değerli an. Yazmaya başladığımız o ilk çizgi. Sevdiklerimizi hangisi temsil eder? Bir an her şeyi kaybettiğimizi düşünün. Hayatımızı sağlamlaştırıyoruz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, hayatımız için. Bu çağrıya kulak verip el ele dönüştürelim.
kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Dijitalleşen dünyada kripto paralar hangi ihtiyaçtan doğdu? Kripto paraları günlük hayatta nasıl kullanacağız? Kripto paraların fiyatları ne yönde hareket edecek? Konunun uzmanları temel ve teknik analizlerle değerlendiriyor. Murat Tufan'ın sunduğu Kripto Gündem her cuma saat 15'te EkoTürk'te. Son Seans'ın son bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet, bu kez ise ekonomist Yasin Alıcı'ya gideceğiz ve bu ekonomi güven endeksi açıklandı. Burada bir artış söz konusu. Bununla birlikte bugünkü aldığımız PMI'ler ve dolayısıyla toparlama gerçekten V tipi bir toparlamayı işaret ediyor gibi görünüyor. Piyasalar bundan böyle nasıl hareket edecek? Ve bununla birlikte ikinci dalga endişesi de bir taraftan devam ediyor. Vaka sayıları devam ediyor. ABD'den aldığımız haberler doğrultusunda özellikle oradaki eyalet valileri ve Trump arasındaki görüş ayrılıkları öne çıkıyor. Dolayısıyla bunların ayrıntılarını ve piyasalara olan etkilerini tekrardan konuşmak dileğiyle özellikle ne yapıyoruz? Ekonomist Yasin Alıcı'ya bağlanıyoruz. Selamlar Yasin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle olarak bugünkü aldığımız PMI verisiyle başlamak istiyorum. Evet, bir taraftan ekonomi güven endeksini aldık. Ekonomi güven endeksi Haziran'da aylık bazda baktığımız süreçte %19.1 oranında artarak 73,5 değerine geldi. Dolayısıyla halen daha yeterli mi? Yeterli değil ama en azından güvensizliğin azaldığını gösteriyor. Bir taraftan bakıyoruz, PMI verileri eşik seviyenin üzerine çıktı ve sert bir yükseliş oldu. Beklentilerin de bence üzerinde oldu. Çünkü biz her zaman şunu diyorduk, piyasa V tipi toparlama gösteriyor ama gerçekte ekonomide böyle mi olacak? Makas açılıyor mu diyorduk. Piyasa haklı çıktı gibi. Siz ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Öncelikle veri bakımından çok yoğun bir haftaya merhaba dedik. Pazartesi günü itibariyle ekonomi güven endeksi geldi. Ekonomi güven endeksi 73.5 olarak geldi. Önceki ay 61.7 idi. Ekonomi güven endeksi beklentilerin üzerinde biraz gerçekleşerek gelmesi piyasaları bu V şeklinde toparlanma konusunda biraz iç piyasayı rahatlattı diyebilirim. Arkasında tabii ki sadece ekonomi güven endeksi değil, arkasında bugün PMI verisi geldi, dış ticaret açığı geldi. Konuşacağımız bir sürü veri var. Ekonomi güven endeksiyle başlamak istiyorum ben. Berat Albayrak'ın ekonomi güven endeksi geldikten sonra yaptığı açıklamalar oldu. Türkiye ekonomisine güven artıyor. Bu yılı bu performans ile tamamlayacağımız ve daha üzerine çıkacağımızı umut ediyoruz, düşünüyoruz gibi bir açıklaması oldu. Kesinlikle gelen veriler Berat Albayrak'ın bu açıklamasında ciddi bir şekilde destekliyor. Ekonomi güven endeksi Mayıs ayında kısmen bir toparlanma vardı ama şöyle söyleyeyim, Nisan ayında pandemi etkisiyle dip seviyeleri gördük. Mayıs ayında biraz yükselmişti. Bu Haziran ayı itibariyle bu koronavirüs etkisini aştığımız zirveye doğru yaklaştık diyebiliriz. Tabii bu rakam yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ama burada ekonomi güven endeksinin bu rakamlarda iyi şekilde gelmesi, özellikle yapılan Merkez Bankası'nın müdahaleleri, piyasaya teşvik paketleri, İç piyasada reel ekonominin canlanması bu veriyi tamamlayıcı adım olarak destekledi. Evet, şimdi bir taraftan da şöyle yine ikinci dalga endişeleri de hakim. Yani bu taraftan da devam etmek istiyorum. Şimdi Amerika'dan aldığımız vaka sayıları, İsrail ikinci dalgayı kabul etti, Güney Kore keza kabul etti. Bizde de vaka sayılarında, yani iyileşen hasta sayısı ve vaka sayıları arasında çok büyük bir uçurum yok. Bunu da altını çizmiş olalım. Tedbirler halen daha devam ediyor. Bakacak olursak bu süreci evet iyi yöneten ülkeler arasındayız aynı zamanda. Bunun da altını çizmek lazım. Ama bir taraftan da mesela Almanya'nın dün almış olduğu karar doğrultusunda 14 ülke arasında da yer almadık. Riskli ülkeler grubunda halen daha yer alıyoruz. Kırmızı bölge. Niye? Çünkü Almanya baktığınız süreçte 2 haftalık vaka sayısına bakıyor. Buradaki vaka sayısını öne çekerekten 2 haftada bir de ne yapacak? Revize edecek listeyi. Şimdi demem o ki piyasalarda bir ikinci dalga endişesi de ara ara fiyatlanmaya başlıyor.
FED tutanakları yayınlandı az önce yayına başlarken biz. Bu tarafta FED'in halen daha piyasa yanlısı olacağı ve burada destekleri olacağı, piyasayı desteklemek üzere ellerindeki tüm araçları kullanacağına dair yineledi. Merkez bankaları bir taraftan da desteklemeye devam ediyor. Peki bu ikinci dalgayı nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bugün gelen PMI verilerinde şunu gördük. Japonya ve Almanya dışında, ya Japonya dışında diyelim, 8 ülkenin PMI verileri çok yukarıda ve çok yüksek geldi. PMI verileri ekonominin V şeklinde toparlanacağını destekliyor. Yani biz burada piyasadaki ikinci dalga endişesini bir nebze unutmuş, ya küresel anlamda unutmuş gibiyiz. Yalnız ekonomiler V şeklinde mi toparlanacak, U şeklinde mi toparlanacak, L şeklinde mi toparlanacak ve artık bu son günlerde revaçta olan başka bir terim var, W şeklinde mi olacak? Bu ikinci dalga endişelerini kesinlikle doğrular nitelikte. Yalnız ben ikinci dalganın çok sert geçeceğini tahmin etmiyorum. Şu an yaz aylarındayız. Sanırım ikinci dalga fiyatlaması Eylül gibi başlayabilir. Büyük bir ihtimal Eylül gibi başlayacak. İlk dalga kadar bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü burada bugün akşamüstü ABD'den gelen Pfizer ve biyotek firmalarının COVID-19 aşısı ile ilgili açıklamaları geldi. İlk klinik verilere göre pozitif sonuç aldıklarını belirttiler. Yani ikinci dalga gelse bile aşının bulunacağı tarih çok yakın gibi. İkinci dalganın fiyatlanması Eylül gibi başlayacağını düşünüyorum. Almanya, Türkiye'yi hala riskli bölgeler arasında gösterebilir. Ama ben ikinci dalganın çok hafif bir şekilde atlatılacağını, en azından Türkiye nezdinde hem ekonomik olarak hem virüsün etkisi olarak çok hafif şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Ya gelen ekonomik veriler de bunları destekliyor. Bugün Türkiye ve dünyada PMI verileri geldi. 50 psikolojik eşik rakamının üzerine attık. PMI eğrisinde 50 rakamı çok keskin bir eşiktir. 50'nin altı küçülme ve daralmaya işaret ediyor. 50'nin üzeri ise büyüme ve istihdama doğru bizi yönlendirmiş oluyor. Gelen veriler ikinci dalganın çok hafif geçileceği, atlatılacağı yönünde. Benim şahsi düşüncem de bu. Evet, şimdi bir taraftan da şuna da bakmak lazım. İşte ABD tarafında bugün yine açıklanan ADP istihdam verisine baktığımız süreçte de burada da yine bir toparlama var. Yani 2.37 milyonluk bir artış söz konusu. Yani bir taraftan aslında reel sektörde toparlamaya başladı gibi duruyor. Üçüncü çeyrek itibariyle bugün üçüncü çeyreğin ilk günüydü ve dolayısıyla İkinci çeyrekte toparlamaya çalışan, ikinci çeyreğin sonunda Haziran'da toparlama emareleri üçüncü çeyrekte de devam edecek gibi duruyor ama bugün piyasalarda böyle olmadı. Endeks üzerine biraz devam etmek istiyorum Yasin Bey. Özellikle bu süreç içerisinde bugün biraz daha negatif bir seyir gördük. İkinci dalga endişesiyle birlikte de negatif seyir gördük. Burayı nasıl yorumlarız? Çünkü bir taraftan da şunu da özellikle söylemek istiyorum. BIST 30'da açığa satış yasağının kaldırıldığı gün aynı zamanda bugün. Dolayısıyla yabancı gelişini de her zaman önemsiyoruz. Şu an BIST 100 endeksine baktığınız zaman yarısını yabancı oluşturuyor. Oradaki yabancı gelişi yükselişleri daha da devam ettirecek. Bu BIST 30'daki yasağın kaldırılmasının BIST 100 endeksine olan yansıması nasıl olur? Buradaki gelişmeleri ne bekliyorsunuz? Bu yorumu da istiyorum sizden. Bugün itibariyle evet doğru söylüyorsunuz. Yılın ikinci yarısına merhaba dedik. İlk iki çeyrekte hem Türkiye olarak hem küresel konjektürde çok büyük badereler atlattık. İşte virüs krizinin gelmesi, fiyatlamalar, ekonomilerin daralması, küçülmesi, borsalara gelen inanılmaz satışlar. Burada yaklaşık Ekim ayından beri bankalar özelinde BIST 30 endeksine açığa satış yasağı uygulandı. Açığa satış yasağının uygulanması 28 Şubat itibariyle BIST 100 genel endeks bütün hisselere yansıdı. Burada açığa satış yasağının gelmesi, hükümet tarafından COVID sürecinde küçük yatırımcıyı korumak, düşüşlerin bir nebze önüne geçmek, bu tarz buna benzer 50'ye yakın önlem alındı. Yani daha detaylı şekilde bu önlemleri de başka bir gün de değerlendirebiliriz. Açığa satış yasağının kalkmasını ben doğru buluyorum. Şimdi açığa satış yasağı
dediğimizde önce bir açığa satışın ne olduğundan bahsedelim isterseniz. Açığa satış elinizde olmayan bir menkul kıymeti, bir hisseyi satıp düşmesi yönünde hareket edip daha alttan fiziki olarak teslim alıp pozisyonu kapatmaktadır. Yani elinizde olmayan hisseyi açığa satmaktır. Açığa satış bugün itibariyle kalktı. Endekse baktığımızda sabah 117 binlerin üzerinde bir açılış gerçekleştirdik. Oldukça olumlu bir hava hakimdi. Fakat bankacılık endeksi özelinde endekse gelen satışları gördük. 115 bin bandında, 115 bin bu arada kuvvetli bir destek. 115 bin 100 civarlarını gördük. Daha sonra akşam seans kapanmasına yakın ABD'den gelen bu iki ilaç şirketinin çalışmaları, aşının olumlu sonuç alması, doğun artıya geçmesi bizi bir nebze daha toparlama şansı verdi. 115.314 puandan kapattık. Ortalama 1000 puan gibi bir düşüşle. BIST 30 burada benim dikkatimi çekti. Yaklaşık %2 değer kaybetti. Açığa satışın etkisi ve kar satışın etkisi de var burada. Açığa satış yasağı sebebiyle zaten uzun bir süredir olumlu bir şekilde fiyatlıyorduk, gidiyorduk. Açığa satışın yasağının kalkması bugün endekse bir satış baskısı getirdi. Yabancı takas oranına değinirsek, yabancı 2020'nin ilk 6 ayında 4 milyar dolara yakın satış yaptı çıktı. Hem açığa satış yasağının olması hem Covid-19 krizinin gelişmesi bu yabancı yatırımcının Türkiye piyasalarından çıkmasına neden oldu. Fakat burada şöyle iyi bir şey söyleyebilirim. Yabancının yapmış olduğu bu satışı yerli karşıladı. 4.2 milyar dolara yakın yerlinin bir alışı söz konusu. Burada yabancı sattı, yerli aldı. Şimdi açığa satış yasağını kaldırdık. Bu sefer ne olacak? Yabancı gelecek, yerli satacak. Endeksin genel anlamda ben 118.500 ve 120.000 bandına doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Özellikle bu tarafta yerli tarafından da çok ilgi gören de endekse karşı karşıyayız. Yani şimdi baktığımız süreçte evet piyasalarda bir bozulma söz konusu oluyor ama aşağı gelişler sınırlı olurken yukarı hareketler daha fazla oluyor. Dolayısıyla buradaki yükselişler devamı gelebilir diyorsunuz. Bir taraftan da bankacılıktan devam etmek istiyorum. Yani sürekli de konuşuyoruz bunu ama her gün de tekrarlamakta yarar var. Çünkü öne çıkan bir durum. Yani bankacılık endeksinden gerekli istenilen destek halen daha henüz gelmiyor. Bu tarafı nasıl yorumlarsınız? Şimdi Pelin Hanım, bu tarafı şu şekilde açıklamak istiyorum ben. Bankacılık sektöründe, bankacılığın sektörünü etkileyen karlılık rakamlarında belirgin iyileşmeler yapılacak. Bu 2021 yılının ben bankacılık yılı olduğunu düşünüyorum. Endekse tepki geldi virüs sürecinde. 82 binleri gördük endeks seviyesinde. Endeksi 82 binden buralara 115 bine taşıyan bankacılık endeksi hariç hisseler diyebiliriz. Biz burada bankacılık endeksinde gerekli verimi alamadık. Açığa satış yasağının olması da tabii bir etken. Ama bugün itibariyle bunu kaldırdık ve ekonomik veriler çok iyi geliyor. PMI çok iyi geliyor. Dış ticaret açığı yine keza öyle. Ekonomik güven endeksi aynı şekilde. Bu veriler bankacılık sektörüne kısmen bir alış getirecek diye düşünüyorum ben. Önümüzde bizi 118.500-120.000 bandına taşıyacak olan da bankacılık endeksi diye düşünüyorum. Bankacılık endeksi dışındaki endeks kağıtlarının doyuma ulaştığını da düşünüyorum. Burada sektörel bazda bahsetmek yerine kağıt bazında hareketlerin olacağını düşünüyorum ben. Bankacılık endeksi açığa satış yasağının kalkmasıyla daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Endeksi 120.000'e bankacılık endeksi taşıyacak. Evet, şimdi bir taraftan da şunu da söyleyebiliriz. Bankacılık tarafında yani sanayi tarafında gerekli destekler sağlandı bu süreç içerisinde. Hatta alışık olmadığımız tabloları gördük. Sanayi önde gitti, bankacılık arkadan takip etti. Kesinlikle. Daha öncelerde tam tersi oluyordu bu durum. Şimdi endekslerden bu taraftan da birazcık daha dolar TL'ye de kaymak istiyorum. Şimdi neredeyse kıpırdama yok. Herhangi bir hareket yok. 10. işlem gününü geride bıraktık ve dolayısıyla
burada neden hareket yok? Yani ne oluyor da burada bir oynama yok? Çünkü alt tarafta 6.83, bir taraftan bakıyorsunuz 6.85. Dolayısıyla yatay bir seyirde. Ne oluyor da burada hareket yok? Pelin Hanım, dolar TL'ye geçmeden önce bir önceki konuya ek yapmak istiyorum. Yabancı takas oranı şu an %51'lerde. 2007-2008 ABD milli iç krizinde bile biz %65'lerin altını görmemiştik. Yani yabancı burada gerçekten çok ciddi olarak çıktı. Ve yabancının tekrar borsaya dönüşü 120 bin üzerinde bir hikaye de yaratabilir. Piyasalarda ikinci dalga endişesi, ekonomi hakkında çok büyük spekülatif düşünceler hakim olabilir. Ama ben kesinlikle katılmıyorum. Yani zaten elimizdeki veriler de bunu anlatıyor. Bunu ek yapmak istedim. Dolar TL konusuna gelince pandemi sürecinde biz dolar TL'nin rekor seviyesi 7.26'yı gördük. Şu yaklaşık 12 iş günüdür dolar TL'de sıkışık bir seyir hakim. Yani yön arayışı içerisinde. 10 günlük hareketli ortalama 6.853 bandında. 6.860 önemli direnç seviyesi. Bunun altında kalmamız durumunda geri çekilmelerde 6.80 bandına kadar geri gelebiliriz. Ardından 6.68'e hızlı bir düşüş de görebiliriz. 6.86 burada çok önemli çünkü 50 günlük hareketli ortalamaların geçtiği rakam 6.86. Dolar TL konusunda şunları da söylemek istiyorum. Swap anlaşması daha henüz bir haber gelmedi. Virüsün ikinci dalga beklentisi var. Dolar TL'yi zaten 6 TL üzerindeki bu hareket spekülatif bir hareket. Şu an dolar TL'nin 5.75-5.80 bandında dengelenmesi gerekiyordu. Şu anki reel kur kesinlikle doğruyu yansıtan bir kur değil. Dolar TL'de ben swap anlaşması gelirse 6 TL bandına oturacağımızı düşünüyorum. Ki nitekim de büyük bir ihtimal oralara doğru geleceğiz. Çünkü ikinci dalganın hafif geçeceğini düşünüyorum. 6 TL üzerindeki bu spekülatif hareket zaten gapler, boşluklar oluşturarak gitti. Dolar TL'deki yükseliş sağlıklı bir yükseliş değildi. Geri çekilmelerin çok sert olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi hazır dolar TL'den devam etmişken bir tarafta yine yurt dışı piyasalardan yine devam etmek de istiyorum. Kendi tarafımızdan şimdi dolar TL bir tarafta burada bir oynama yok ama şimdi gram altına bakıyoruz işte veya altın ons fiyatlaması, gram altına baktığımız süreçte altın ons fiyatlamasından bir nevi orada paralel gidiyor. Bir taraftan bakıyoruz işte dolar TL'ye paralel gidiyor ve oradaki yükselişler devam ediyor. Bugün her ne kadar geri çekilmiş olsa da altın onsa dönüyorum tekrar. Altın onsa da dün mesela 1800 doların üzerini test etti. Dolayısıyla buradaki yükselişler de agresif yükselişler oluyor. Altında da yine geri çekilmeler sınırda olurken altın tarafında yükselişler daha agresif oluyor. Yani buradaki şimdi genelde analistlerin yorumları, raporlara baktığımız zaman özellikle 1800 dolar diyen vardı işte ki yaklaştık bu sınıra, test etti. Bununla birlikte 2000 dolar var, bazı ütopik raporlar var, 5000 dolar diyen bir de var. Dolayısıyla bir taraftan da altın yatırımcısı da merak ediyor. Geri çekilmeler bir alım fırsatı olabilir mi? Ya da yükselişlere baktığımız zaman yükselişler bu süreç içerisinde yine satış fırsatı olabilir mi şeklinde de aslında yatırımcı merak ediyor. Ons altın özeline gelirsek, ons altındaki bu hareketler dolar kuruna bağlı hareketler. Dolar kurundaki sert geri çekilme ons altını 1700 destek seviyesi altına çok sert bir şekilde indirecek. 1800, ons altın 1800 olacak, 2000 olacak, 5000 olacak, bunlar şehir efsaneleri gibi geliyor bana. Çünkü ons altın dolar kuruna paralel gidip paralel fiyatlanan bir enstrüman. Ons altındaki ben bu yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. 1700 altına, 1700 altına sert bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Şu anki fiyatlamalar, ikinci dalga endişesi de bu ons altını kurla birlikte diri tutuyor. Fakat Eylül ayı geldiğinde ikinci dalga gelse bile çok hafif bir şekilde atlatacağımızı piyasalar görecek ve geri çekilmeler çok sert bir şekilde gelecek. Gram altına gelirsem, gram altın bugün 393 seviyelerini gördü en yüksek olarak. Sonra bu Amerika'dan gelen aşı haberleri gram altın birden 387-388 bandına oturtturdu. Gram altında 300 çok önemli bir seviyeydi. 300 üzerindeki bu hareket de spekülatif bir hareket. Ya ben konuştum, görüştüm, yatırımcılara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Gram altın rekor seviyelerde, ons altın rekor seviyelerde. Burada
altına ve dolara kesinlikle yatırım yapılmaz. Gram altının Eylül'den sonra 280 bandına oturacağını düşünüyorum. Şu an gram altın ve ons altın yatırım yapmak için uygun değil. Evet, özellikle söylemiş olduğunuz çok da önemli bir bilgi. Bunu da tekrardan altını çizmiş olalım. Bir taraftan emtia piyasasından devam ederken petrolde de devam etmek istiyorum. Petrolde de yani tarihi rekor düşük seviyelerini gördük. Mayıs kontratta eksi 40'ları kadar gördük. Depolama maliyetlerinin fazla olduğunu, hatta yer olmadığına dair bir takım haber akışları petrolde tarihi düşük seviyeleri, tarih kitaplarına yazılacak seviyelere kadar geldi. Onun da altını çizmiş olalım. Sonra orada hafif bir toparlama olsa da yine de baktığınız zaman aslında petrol ihracatçısı ülkeleri memnun eden bir seviyede de değil. 40 dolar bandı üzerinde tutunmaya çalışan Brent petrol, ham petrole baktığınız zaman 40 dolar bandının hemen altında fiyatlanıyor şu an, 39 dolar. Dolayısıyla buradaki mesela petrolde de uzun vadede baktığımız zaman nasıl yorumlarsınız? Kısa ve orta vadede nasıl yorumlarsınız? Şimdi petrol fiyatlarına çok değişik bir tablo ile karşılaştık. Eksi fiyatlamaları gördük. Burada ya bu belki 100 yılda bir tesadüfen olabilecek bir şey. Bunu ben şöyle açıklamak istiyorum. Petrol savaşları, virüs krizinden önce petrol savaşları vardı. Rusya, Amerika ve Suudi Arabistan arasında. Bu üçlü arasındaki bu petrol savaşları, arz talep olayları, fiyat kırmama, petrolü çok sert bir şekilde geri çekti. Bunun üzerine pandemi, COVID-19 virüsü, panik havası da eklenince petrol fiyatları inanılmaz şekilde aşağı yönlü geldi ve şu anda bugün itibariyle Brent petrol 42 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. Burada petrol için şöyle bir de ek yapabiliriz. Enstitüsü tarafından açıklanan özel sektör ham petrol stokları 8.1 milyon varil azalma yönüne geldi. Petrol stokun azalması talebin arttığına yönelik önemli bir işaret. Yani burada ekonomilerin açılmasıyla birlikte petrol fiyatlarını 60 dolarlık seviyeleri tekrar yakalayacağımızı ben düşünüyorum. Bu petrol fiyatlarının sert geri çekilmesi, petrol savaşları üzerine pandemi krizinin ek olarak gelmesi. Bu şekilde yorumluyorum. Evet. Son olarak da şunu aslında sormak da istiyorum. Cuma günü bir enflasyon verisini alacağız ve cuma günü enflasyon verisinde aslında geçen enflasyon verisine baktığımız süreç içerisinde işte nedir? Beklentilerin daha üzerinde gerçekleşmişti. Yine şu an piyasa beklentisine baktığımız zaman 0.65 artı yönde. Dolayısıyla enflasyonun da kuru olan etkisiyle birlikte değerlendirecek olursak sizin enflasyon beklentiniz nedir? Enflasyon beklentisi yılın sonuna doğru Berat Albayrak'ın da dediği gibi tek haneleri görecek olsak da cuma günü gelecek enflasyon rakamının ben %11-12 bandında geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu gıda fiyatlarındaki artış enflasyon rakamlarını bir şekilde tetikleyecek. Enflasyon rakamları yıllık bazda tek hanelere ineceğiz. Yıl sonuna doğru tek hanelere ineceğiz. %11-12 o bantta geleceğini tahmin ediyorum cuma günü. Evet. Şimdi ek olarak şeyi de söylemek istiyorum. Tabii. Bildiğiniz gibi virüs krizinden önce doları tetikleyen en önemli konu S-400 krizi ve Amerika ile aramızda olan yaptırımlar. Dolar kurunu sert bir şekilde yukarı çekmişti. Bugün F-35 konusunda ABD'den ılımlı açıklamalar geldi. Türk şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz haberi geldi. Bu da dolar TL'yi aşağı yönlü çekmek için bir neden olabilir. Evet, önemli bir haber akışı. Özellikle uluslararası ekopolitik bağlamda baktığımız zaman birazcık daha siyasetin ekonomiyi şekillendirdiği dönemdeyiz. Bunun da altını çizmek gerek. Dolayısıyla yani bu süreç içerisinde ekonomiden daha çok ekopolitik konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Evet. Gerek ticari maalesef savaşları olsun, gerek işte ABD olsun. Bir taraftan bakıyorsunuz savunma harcamalarının bir şekilde büyümeleri olan etkisi, ülkeler arasındaki bu savunma ilişkileri. Dolayısıyla birazcık daha uluslararası ilişkilerinde şekillendirdiği bir dünyadayız diyebiliriz. Bu süreci... Bu arada çok özür diliyorum, lafınızı buyurun. Buyurun. Yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verisi de dolar TL bakımından çok önemli.
burada gelecek veri, verinin sonucuna göre sert hareketler görebiliriz. Yani dolar TL'nin bu sıkışık seyrinde ben kırılıma doğru yöneldiğini düşünüyorum. Artık gücü tükendi. Zaten dolar TL'yi buraya getiren spekülatif bir hareket. Aşağı yönlü sert hareketleri görebiliriz. Evet, çünkü normalde tarım dışı istihdam verisini takip ettiğimizde mesela yine bu veriye baktığımızda birazcık da beklentilerin üzerinde çıkan da bir veri oldu. Hatta raporlarda evet, biraz eleştirilere de maruz kaldı. Gerçekten uzak vesaire gibi ABD'deki bu verinin gerçeği yansıtmadığına dair, ama bunun piyasalar üzerinde yine beklentiler üzerinde devam ederse endeksler bakımından yukarı yön, dolar TL tarafında da belki bir miktar tekrardan gevşeme olabilir diyoruz anladığım evet, kadarıyla. Katılıyorum, evet. Evet, Sayın burada, Yaz. Burada dolar TL ve altını tetikleyen Powell'ın biz 2021 yılına kadar faizlere dokunmayacağız, varlık alımlarına da devam edebiliriz gibi açıklamaları ve ikinci dalga endişesi. Teşekkür ediyoruz Yasin Alıcı, aktarmış olduğunuz yorumlarınız ve bilgileriniz için. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Bir konuda bilgi vermek istiyorum. Bizi dinleyen küçük yatırımcılarımız var. Şu dönemde bana inanılmaz sorular geliyor. Nereye yatırım yapalım, nasıl yatırım yapalım? Dolar ve altına kesinlikle yatırım yapılması konusunda bir şey söylemiyorum. Şu anki fiyatlar çok yüksek, tarihi zirveler. Evet. Borsa İstanbul, SPK ve Ziraat Portföy'ün ortak çalışması sonucuna çıkarmış oldukları bir fon var. Doğru. Siz de biliyorsunuz kamu evet, bankaları portföylere tek isim altında birleşti. ZPX 30, BIST 30 hisselerinin tamamına yatırım yapılabilecek tek bir fondur. Bu fonu evet, alarak BIST 30 hisselerinin tamamına yatırım yapabilirler. Peki. Vade sonu yok, makas farkı hisseler gibi çok az. ZPX 30 bu fonu değerlendirmelerini rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Ederim. Yasin Alıcı, ekonomist Yasin Alıcı ile beraber piyasalar üzerine değerlendirmelerimizi yaptık. Efendim bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.